Merhaba arkadaşlar. Önce kendimi tanıtayım. Doktor öğretim üyesi Ali Saygılı. Sosyoloji bölümü öğretim üyesiyim. Aynı zamanda dekan yardımcısıyım. Şimdi sizlere sosyoloji bölümünde verilen eğitimle ilgili olarak bazı bilgileri paylaşmak isterim. Üniversitemizde iki sosyoloji bölümü bulunmakta. Birisi benim de kadrosu içerisinde bulunduğum sosyoloji Türkçe bölümü. Diğeri İngilizce sosyoloji bölümü. Sosyoloji Türkçe bölümü 2011 yılında öğretim hayatına başladı. 2011 yılından bu yana epey de mezun vererek öğretimine devam ediyor. Bölümümüz kadrosunda 4 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi olmak üzere 6 akademik personel var. İngilizce sosyoloji bölümümüzün kadrosunda ise 5 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi var. Bu 5 öğretim üyesinin biri profesör, 3'ü doçent ve bir tanesi de doktor öğretim üyesi. Öğrencilerimiz her iki bölümü de tabii ki tercih edebilirler. Fakat İngilizce sosyoloji tercih ettikleri takdirde İngilizce eğitim seviyeleri ölçüldükten sonra 1 yıl hazırlık okumaları gerekebilir. Ama Türkçe sosyolojiyi tercih etseler de isterlerse isteğe bağlı 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimi alabilirler. İki bölümün müfredatı aynı ama tabii derslerin eğitim dilleri farklı. Bunun haricinde bölümümüzün başka bölümlerle çift anadal ve yan dal imkanları var. Özellikle sosyoloji bölümünün psikoloji bölümüyle çift anadal imkanı olduğunu söylemek isterim. Öğrenciler 1. yılın sonundaki başarı seviyelerine göre 1. yılın sonunda, 2. yılın ortasında yani ara dönemde ve 2. yılın sonunda olmak üzere 3 defa çift anadal başvurusu yapabilirler. Çift anadal üniversitemizde ücretsiz olarak uygulanmakta. Yani siz sosyoloji bölümüne yerleştiğinizde yüksek bir başarı gösterirseniz aynı zamanda psikoloji bölümünde de okuyup her iki bölümün lisans diplomasıyla mezun olabilirsiniz ve bunun için psikoloji bölümünde çift anadal yaptığınız için ayrıca herhangi bir ücret ödemezsiniz. Bunun tek şartı yüksek bir başarı göstermek ve bu başarıyı devam ettirmek. Ayrıca bölümümüzün şöyle bir ayrıcalığından da bahsetmek isterim. Sosyoloji bölümünün üniversitemizde nadir birkaç bölümde olan yüksek lisans ve doktora imkanları var aynı zamanda. Yani lisans bölümünü bitirdikten sonra üniversitemizde indirimli ya da burslu olarak sosyoloji yüksek lisansına ve onu bitirdikten sonra da sosyoloji doktora programına devam edebilirsiniz. Bunun haricinde tabii ki bölümümüzdeki eğitim Avalon yerleşkesinde veriliyor. Yüksek lisans doktora eğitimlerimiz Taksim yerleşkesindedir. Derslerimizi ayrıntıları hakkında, verilen eğitim hakkında kampüslerimizi ziyaret ederek, daha doğrusu Avalon yerleşkesini ziyaret ederek burada bölümümüzün kadrosunda bulunan öğretim üyelerinden ve asistan öğrencilerimizden her türlü bilgiyi alabilirsiniz. Şunu ayrıca söylemek isterim bütün aday arkadaşlarımıza. Bizim burada söylediklerimizin ötesinde Avalon yerleşkemize gelerek bu yerleşkede biliyorsunuz 5 Ağustos akşamına kadar tercih yapma süresi devam ediyor. Hafta sonları da dahil. Yani biz bütün üniversite olarak yerleşkelerimizde 5 Ağustos tarihine kadar, hatta bu süre uzatılırsa uzatıldığı tarihe kadar tanıtım döneminde yerleşkelerimizde öğretim üyelerimiz, asistan öğrencilerimiz yerinde aday öğrencileri ve ailelerini bilgilendiriyor. Bu şekilde sabah 8.30'dan akşam 5.30'a kadar öğrencilerimiz aileleriyle beraber veya bizzat kendileri ziyaret ederlerse benim burada kısa zamanda söyleyemeyeceğim birçok şeyi kendilerine ders verecek öğretim üyelerinden, o bölümde okuyan asistan öğrencilerimizden, bizzat da yerleşkeyi dolaşmak suretiyle ayrıntılı bilgi alabilirler. Bütün aday öğrencilerimizin yerleşkemizi ziyaret ederek yerinde görüp bilgi almalarını tavsiye ediyoruz. Sosyoloji bölümünü tercih etmeyecek olmasalar bile, diğer bölümler için bile, çünkü eşit ağırlık olduğu için öğrenciler genelde başka bölümleri de tercih etme durumu var. Ayrıca şunu da ilave edeyim, yerleşkemizde sadece öğretim üyelerimiz ya da asistan öğrencilerimiz değil, aynı zamanda tercih danışmanı profesyonel personellerimiz de mevcut. Mevcut puanlarıyla hangi bölümlere yerleşebileceklerini, nasıl bir tercih yaparlarsa kendileri için daha rasyonel ve optimal olacağının bilgisini tercih uzmanlarından alabilirler. Bütün aday öğrencilerimizi yerleşkemize bekliyoruz. Şimdiden kendileri için sonuçların hayırlı ve beklentilerini karşılayacak şekilde olmasını umut ediyoruz.